Akşamlar, herkese merhaba, sana da merhaba, merhaba Hakan. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Güzel bir yıla başlamak dileğiyle. 2016 Bnei Baruch Kabala Kursu 1. dönem 1. dersine hoş geldiniz. Öncelikle bu sene tekrar sizlerle beraber olduğumuz için, daha doğrusu yeni arkadaşlarla beraber olmaktan son derece mutluyuz. Her sene yeni arkadaşlarla birlikte Kabala çalışmaya devam ediyoruz ve inşallah da bu kurstan umduğunuzu bulursunuz. Derse başlamadan önce birkaç şey söylemekte fayda var. Ben Mutlu ve Hakan derslerinizi vereceğiz pazartesi ve çarşamba günleri. Soru sormak istediğiniz zaman dersle ilgili her zaman sohbet kutusundan sorularınızı lütfen yöneltin. Özellikle bu derste Kabala bilimi nedir konusuna bakacağız. Kabala ile ilgili her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Bizler nasıl çalışıyoruz ve genel olarak bilim neyin etrafında dönüyor? Elimizden gelince cevap vermeye çalışacağız sizlere. O yüzden çekinmeyin, her türlü sorunuzu lütfen sorun. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Onun ötesinde bildiğiniz gibi pazartesi, çarşamba haftada iki dersimiz var. Ve 20 dersten ibaret bir kurs yapacağız. Birinci dönemimiz 20 ders. Dolayısıyla haftada iki kereden 10 haftalık bir dönem geçireceğiz beraber. Ve akabinde de eğer devam etmek isterseniz ikinci dönem var. İkinci dönemin akabinde yine çalışmalarımız bir şekilde devam ediyor. Sürekli devam ediyor. Eğer katılmak istiyorsanız, devam etmek istiyorsanız devam etmek için fırsatlar var. Eğer yeniyseniz, derse ilk kez katılıyorsanız nereden katıldığınızı da yazarsanız seviniriz ki bilelim. Çünkü Türkiye'nin her tarafından birçok arkadaş sanal olarak katılıyor. Zaten kurs sanal veriliyor. O yüzden birçok yerden birçok arkadaş var. Bizler de nereden olduğunuzu böylelikle bilmiş oluruz. Yaş yaş birbirimizi bu şekilde tanımaya başlamış oluruz. Okey. Ve o şekilde de devam ederiz. Şimdi bugün birinci ders Kabala'ya giriş. Şimdi biz genellikle her derse başlamadan önce kısa bir hazırlık yapıyoruz. Bu hazırlıkta bir paragraf vesaire okumaktan ibaret. O yüzden ilk dersten de sizlere de söyleyeyim ki sizin için de belki iyi bir alışkanlık olur. Derse başlamadan önce birkaç şey okursanız fena olmaz. Biz de hep beraber şimdi bir şeyler okuyarak derse başlayalım. Şimdi elimde Erdemli'nin İncileri kitabı var. Türkçe yaklaşık 38-39 sanıyorum 40'a yakın kitabımız var. Bunları internet sayfamızdan bulabilirsiniz. Kitapçılarda da bulabilirsiniz internetten. Alıp okumanızda da fayda var. O yüzden kitaplarımız, derslerimiz, arşivden dersler vesaire izleyip kendinizi geliştirebileceğiniz birçok ortam var. Kullanmakta fayda var. Dersin sonuna doğru da sitelerimizle ilgili biraz konuşacağım. Ve nereden kaynaklarımızı edinebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bunun üzerinde değineceğiz ki eğer çalışmak istiyorsanız gerçekten ne kadar çok bilirseniz sizin için o kadar iyi. Bizim de tüm kaynaklarımız herkese açık olduğu için her şeye bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Eğer içinize siniyorsa o şekilde devam edebilirsiniz. Erdemli'nin İncileri kitabı varsa elinizde 12. sayfadan. Şimdi burada genelde yeni arkadaşların ötesinde geçmiş dönemden de bazı arkadaşlar yer alıyor. Özellikle geliyorlar iki nedenden dolayı. Birincisi bana yardımcı olmak için, destek olmak için. İkincisi size destek olmak için. O yüzden Türkiye'de çalışan bayağı bir grup arkadaş var. Şu anda sanıyorum 47 kişiyiz. Okay? 47 kişilik bir grubuz. Eğer ilk dersiniz ise lütfen yazın nereden katıldığınızı ve benim ilk dersim deyin ki sizleri de yavaş yavaş böyle tanımış oluruz. Okay? Erdemli'nin İncileri 12. sayfa ya da 1. sayfadan başlayalım hadi. Yaratılışın amacı. Yaradan mutlak iyiliktir. Şunu anlamalıyız ki Yaradan özünde kusursuzdur ve her şeyi başlatan olması sebebiyle tamamlamak için kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Öyleyse şu açıktır ki onun alma arzusu yoktur. Alma arzusu olmadığından dolayı birisine zarar verme arzusundan da yoksundur. Bu kadar basittir. İlk olarak şunu kabul etmeliyiz ki o yarattıklarına iyilik yapma arzusundadır. Bu gözlerimizin önüne serilen onun yarattığı mükemmel yaratılıştan açıkça bellidir. Bu dünyada deneyimlediğimiz bazen mutlu bazen mutsuz tüm hisler hep yaradandan gelir. Yaradanın doğasında kesinlikle zarar vermek yoktur.
Yaratılanlar ondan iyilik alır çünkü sadece ihsan etmek için onları yaratmıştır. Bu nedenle o sadece iyilik ihsan etmek ister ve doğasından yayılan bu iyilikten dolayı zarar vermesi kesinlikle imkansızdır. Bu nedenle onu mutlak iyilik olarak tanımlıyoruz. Bağla Sulam'ın makalelerinden. Şimdi arkadaşlar burada önemli birkaç kitap var. Biri şu Kabala Bilme. Okey, bu biraz ansiklopedi gibi. Tamam, ama burada manevi çalışmayla ilgili her konu var. Okey, o yüzden bu kitabı temin etmenizi öneririm. İkinci bir kitap da Rabash Sosyal Yazılar. Bu daha çok ikinci dönem işimize yarayacak. Ama yine de bulundurmakta fayda var. Ve yeni ilk gelen arkadaşlara da tavsiye edeceğim kitap, eğer henüz okumadıysanız, Kalpteki Nokta adlı ince bir kitap. Yanımda yok o. Ama Kalpteki Nokta adlı ince kitap bulursanız okuyun. Neden bu önemli? O kitap çok ince ve önemli olmasının nedeni de şu. Size manevi çalışmada Kabala ilmi uygun mu uygun değil mi netleştirmeniz için iyi bir kitap. Tamam. Eğer çalışacaksanız kendinizi netleştirmekte fayda var. Bugünkü ilk dersimizde Kabala ilmine giriş. Kabala nedir? Tamam. Kabala nedir? Ne değildir? Ve biz nasıl çalışıyoruz? Şimdi eğer internete girerseniz, Kabala diye yazarsanız, büyücülükten kırmızı ipliklere, yogadan atıyorum kutsal sulara, dinden, dinle alakası olmayan her türlü konuya birçok ilgili yazı var. Kabala bizler için biraz internetteki birçok şeyden farklı. Öncelikle Kabala bir bilim. Bizim Kabala'ya bilim olarak yaklaşmamızın nedeni tüm yaratılan yaratılışı anlayabilmek için yaptığımız bir çalışma. Daha doğrusu bilincimizi yükseltmek için yaptığımız bir çalışma. O yüzden bilim olarak algılıyoruz. Kabala da gerçek anlamda bir bilim. Yaradanı keşfetme bilimi. Dolayısıyla manevi çalışma, daha sonra Kabala biliminin ilerleyen derslerde tarihine de bakacağız. Dinlerle bir alakası yok. İnanmanız gereken bir şey yok. Bir dinin mensubu olmanıza gerek yok. Herhangi bir din, ırk, dile ait bir bilim değil. Çünkü hepimiz yaratılışın içinde var olan varlıklarız. Dolayısıyla hepimizin de yaratılışın amacını, neden yaşıyoruz, hayatın amacı ne? Burada birkaç gün geçirip bakıyoruz, herkes göçüp gidiyor. Bizler de o şekilde göçüp gideceğiz. Bunun anlamı ne, manası ne sorusunu gerçekten kalbinizde arıyor iseniz, bu sizin için önemli bir şey ise, Kabalistler diyor ki bu bilimi o zaman çalışmakta fayda var. Çünkü tüm bilim dünyada olan her şeyin ve dünyanın yaratılışın amacı ve yaratılışın amacını bu dünyada yaşarken ifşa etmek ve edinmek üzerine kurulu bir çalışma. O yüzden Bağla Sulam'ın biraz önce makalesinden kısa bir bölüm okuduk ve diyor ki yaratan iyi ve iyilik yapan, ondan bize hiç zarar gelmez diyor. Ama biz dünyaya baktığımız zaman pek öyle görmüyoruz, öyle değil mi? Dünyada birçok kötü olay oluyor, savaşlar vesaire ve sanki yaradan yarattığı zaman yani ne yaptığını bilmiyor muydu da böyle kötü şeyler oluyor dünyada. İşin açıkçası dünyayı bizler neden kötü görüyoruz, neden kötü yaşıyoruz? Bunun nedenini öğrenmek ve buna çözüm getirmek bu bilimin parçası. Çünkü sadece bu dünyada var olurken, yaşarken yaratanın gerçek anlamıyla burada yazdığı gibi sadece iyi ve iyilik yaptığını algılayabilmek için, hissedebilmek için ve o iyilik akıntısında yaşayabilmek için kişinin belli bir değişimden geçmesi lazım. O yüzden Kabala bir bilim ve manevi bir bilim. Yani kişinin kendi üzerinde yaptığı analiz ve incelemelerle kendi bilincini arttırarak gerçeği keşfetmesi. Gerçek dediğimiz şey de elbette yaradanın bu dünyada yaptığı her şeyin ifşa etmesi ve öğrenmesi, kişinin bilincini arttırması. Böyle bir bilinç arttırmak kişiyi yeni hisler içerisinde yaşamaya getiriyor. Ve bu yeni his içerisinde yaşamaya bazen kitaplarda ruh diyorlar ya da altıncı his, yüksek bilinç vesaire gibi tanımları var. Ve bizler de manevi çalışma çalışırken Kabala ilminde yapmak istediğimiz şey bu yeni hissi bu çalışmayla inşa etmek.
O yüzden kısaca kabala bilimini tanımlayacak olursak ilk başta bağlı sulamın tanımıyla gidelim. Akabinde bunu biraz açacağım. Çünkü her zaman kaynaklara değinmekte fayda var. Ama oraya gelmeden önce biraz Bnei Baruch'tan bahsetmekte fayda var bu birinci derste. Şimdi büyük ihtimalle hakkımızda bölümde internet sitesinde okumuşsunuzdur. Bnei Baruch'un tarihçesini 1995'te kuruldu Bnei Baruch. Tümüyle nasıl derler, kar amacı gütmeyen şirketlere, nasıl derler, hadi yapılara. Kar amacı gütmeyen yapı içerisindeyiz. Yani bizler hiçbir şekilde yaptığımız çalışmada, verdiğimiz derslerde vesaire herhangi bir para kazanmıyoruz, para da almıyoruz bunlar için. Sizler de o yüzden bu dersleri ücretsiz alıyorsunuz. Grubun finansı sadece grubun üyeleri tarafından karşılanır. Oldu. O yüzden bazı arkadaşlar soruyor, sizi kim finanse ediyor diye. Ben hemen size söyleyeyim. Grubun manevi çalışmada bağımsız olması için kendi kendini finanse etmesi lazım. O yüzden bizler de gönüllü olarak bazı arkadaşlara, burada olduğu gibi akşamları geliyoruz, dersler veriyoruz ya da bazı arkadaşlar var mesela bu kitapları çeviriyorlar, kitapları yazıyorlar ve birbirimize bu şekilde manevi çalışmada yardımcı oluyoruz. Tamam mı? Grubun amacı her zaman maneviyatı çalışmak isteyen insanlar arasında yardımcı olmak. O yüzden her şey Bnei Baruch'ta grubun üyeleri, bu grupta var olan arkadaşlar tarafından karşılanır. Hocamız Dr. Michael Lightman, adını da yazayım. Şöyle yapalım. Öğrendiğimiz kişi hocamız Dr. Michael Lightman. Ve bazen de kendisine Rav diyoruz. Tamam, Rav. Rav benden yüce, benden daha büyük birisi demek. Tamam? Dolayısıyla benden daha çok bilen birisine Rav denilir. Ve Dr. Michael Lightman hocası da Rabash idi. Rabash, yani uzun adı Yehuda Ashlag. Onun öğretmeni Bağlı Sulam. Bunları özellikle söylüyorum çünkü birazdan açıklayacağım. Bağlı Sulam, o da Halevi Ashlag. Bağlı Sulam Yehuda Ashlag. Pardon, Yehuda Ashlag şöyle olacak. Ben yanlış yaptım şurada. Oops. Yehuda Halevi Ashlag. Şöyle yazalım, Türkçe olsun. Okay. Burası Rabash Baruch Ashlag. Okay. Ve onun da hocası Porsovlu Rav. Soflu Rav ve Rav Mendel ve onun geçmişi de büyük kabalist Baal Shem Tov. Şimdi bu isimleri elbette ezberlemeniz falan gerekmiyor ama neden söylüyoruz? Çünkü kabala öğrenirken kabala bir hocadan bir öğrenciye geçen bir bilimdir. Dolayısıyla her zaman bir öğretmen vardır ve öğrencisine bu ilmi aktarır. Dolayısıyla bazen dışarıda Kabala ile ilgili kitaplar yazan insanlar var. Hocanız kim? Hocanızın hocası kim? Onun hocasının hocası kim? Vesaire diye bir araştırırsanız ne kadar otantik, otantik değil öğrenebilirsiniz. Tamam. O yüzden Kabala'da her zaman bir zincir vardır. Tüm kabalistler zincirin halkalarıdır. Dolayısıyla gerçek bir kabalisten bir öğrenci edinir, ona göre de öğretir. O yüzden bizim zincirimiz bu şekilde geliyor. Geçmişten, daha Baal Shem Tov yüzyıllardan beri gelen bir
öğreti oldu. Hatta binlerce yıldan beri. O yüzden bizim yolumuz, zincirimiz bu şekilde ve bilimde kullandığımız metodoloji ilk metodun anlatılışından itibaren kullanılan metod. Ve bu bilim ilk Adem'den geliyor. Hazreti Adem'den. Ama yaratılışı, bu dünyada yaşarken Yaradan'ı ilk keşfeden kişi Hazreti Adem'di. O yüzden ona da ilk insan denir. İlk insan lakabını almasının nedeni dünyada iki ayağı üzerinde yürüyen ilk varlık olduğu için değil. Çünkü Hazreti Adem'den önce de insan bedeni formunda varlıklar vardı. İnsan Yaradan'ı keşfedene denilir. O yüzden onun ilk insan olarak kitaplarda tanımlanması Yaradan'ı ilk keşfeden o olduğu için. Ve o bu bilimi daha sonra öğretiyor, nesiller boyu öğretiyor. Hazreti İbrahim de Babil'de daha çok yayılıyor ve o an itibariyle gelişen bir bilim. Tarihçesine ilerleyen derslerde gireceğiz ama Kabala biliminin gelişi Adem'den. Dolayısıyla hiçbir dinle alakası yok. Bazen internete baktığınız zaman Yahudi mistisizmi olarak geçer, Yahudi büyücülüğü olarak geçer, bir sürü şey diye geçer ama hiçbir dinle alakası yok. Hayatı keşfetmek büyücülükle olmaz, bilimsel bir yaklaşımla olur. O yüzden Kabala bilimi de bu dünyada yaşarken Yaradan'ı keşfetmenin bilimi. Ve manevi bir bilim diyoruz çünkü kişi bunu kendi içinde keşfetmeli. Okay? O yüzden herkes manevi çalışmayı yaptığı zaman kendi içsel gelişimiyle Yaradan'ı bu dünyada yaşarken keşfedebilir. Ve o zaman Bağlostam'ın burada yazdığı Yaradan'ın sevgisini, sevgiyle yaklaşımını, sürekli ihsan ettiğini insanoğluna görebilir, hissedebilir ve o hissiyat içerisinde yaşayabilir. Ve bu hissiyata da biraz önce dediğim gibi ruh diyoruz. Dolayısıyla bizim metodumuz bizlere en son büyük kabalist olan Bağlostam ve Rabash'ın yazılarıyla birlikte bunları öğreten Dr. Michael Lightman'ın çalışma çerçevesinde. Dolayısıyla kullandığımız kaynaklar Zohar kitabı, Hayat Ağacı kitabı, Bağlostam'ın yazıları ve bu kitaplara tefsiri ve Rabash'ın da manevi grup içerisinde çalışmanın nasıl yapılacağına dair yazdığı yazılar üzerine. Dolayısıyla herkes, her kim kalbinde Kabala çalışma, bu bilimi, yaratılışın amacını, neden yaratıldığının amacını bilmek istiyorsa ve bu yönde bir çalışma yapmak istiyor ise bu bilimi çalışabilir. Hiçbir sınırlama yok. Bağlostam'ın da kitaplarında yazdığı gibi kaynaklarında Kabala bilimini isteyen herkes çalışabilir. Tamam? Çünkü içimizde bundan daha doğal bir arzu yok. Yaratışımızı, nedenini keşfetmek ve bizi Yaradan'ı keşfetmek. Bundan daha doğal bir arzu yok. Hepimizin içinde var olan bir arzu bu. Bunun ötesinde şimdi Bağlostam'ın tanımına gelebiliriz. Eğer elinizde Kabala bilimi kitabı varsa sayfa 23'ü açabilirsiniz. Bu kitap sürekli elinizin altında olsa iyi olur. Sayfa 23'ten okuyacağım. Benim önümde burada özet olarak var. Bu ilim neyin etrafında dönüyor adlı alt başlık. Kabala ilminin özü sayfa 23. Bu ilim neyin etrafında dönüyor? Bu soru her mantıklı insanın aklına gelir. Doğru dürüst cevap verebilmek için güvenilir ve kalıcı bir tanım sunacağım. Bu bilim sebep ve sonuç ilişkisi yoluyla, sabit ve belirlenmiş kanunları kullanarak, yukarıdan aşağı sarkan ve Yaradan'ın tanrısallığının onun bu dünyadaki varlıklarına ifşası olarak tanımlanan tek ve yüce bir amaçta birbirinin içine girmiş bir kökler silsilesinden ne daha fazlası ne de azıdır. Şimdi bu biraz karmaşık bir tanım olarak gelebilir. Sorun değil, üzerinden geçeceğiz. Şimdi her şeyi açıklayacağım. Ama tekrar bir okuyalım. İçimize biraz daha sinsin. Akabinde üstünden geçeriz. Tekrar okuyorum. Bu ilim neyin etrafında dönüyor? Bu soru her mantıklı insanın aklına gelir. Mantıklı derken Kabala çalışmayı isteyen bir adamdan bahsediyor burada. Sokaktaki adamın aklına gelecek hali yok. Eğer Kabala çalışacaksa bir insan, bu ilim neyin etrafında, bu bilim nedir, ne değildir mantıken sorması lazım. Doğru dürüst cevap verebilmek için güvenilir ve kalıcı bir tanım sunacağım.
Bu ilim sebep ve sonuç ilişkisi yoluyla sabit ve belirlenmiş kanunları kullanarak yukarıdan aşağı sarkan ve yaradanın tanrısallığının onun bu dünyadaki varlıklarına ifşası olarak tanımlanan tek ve yüce bir amaçta birbirinin içine girmiş bir kökler silsilesinden ne daha fazlası ne de azıdır. Kısaca Bağlısı'nın bize söylemek istediği şey şu arkadaşlar. Bizim dünyamızda, şöyle yapalım. Bizler kısaca sonuçları yaşıyoruz. Şöyle yapalım. Sonuç. Ve bu dünyada olan her şeyin sebebi ise bazen yaradan ilahi yönetimi diyoruz, bazen kader diyoruz, yazgı diyoruz. Yani bu dünyada olan her şeyin sebebi algılayamadığımız bu dünyanın üzerinde olan nedenlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu dünyada olan her şeyin manevi dünyalarda bir kökü var. O yüzden bazen buraya kökler diyoruz. Ve bu dünyaya da bizim içinde var olduğumuz algıya da dallar diyoruz. Tamam? Bu dünya. Burası da manevi dünya. Tamam. Bizler bizim dünyamızda ne olup bittiğini bilmiyoruz fazla. Yani bir sonraki saniye ne olacağını bilmiyoruz. Ama yaratılışın başından, Bağlısı'nı da burada tanımda diyor ki, her şey belli bir planda gidiyor. Yani yaratanın baştan yaratılışın amacında belli kanunlar koyarak sebep-sonuç ilişkisi olarak tanımladığı bir zincirleme dizisiyle dünyada olan her şey belli bir amaca hizmet ederek işliyor. Ve bizler sadece bu işleyişin içinde hayatın akıntısını yaşıyoruz. Bize söylemek istediği şey bu. Dolayısıyla bu dünyada olan her şeyin bir nedeni var ve her şeyin nedeni yaradanın baştan yaratılış için yaptığı planın dahilinde. Ve bu şekilde gidiyor. Ve bizim dolayısıyla bu metodla yapmak istediğimiz şey ne? Maneviyatı çalışan bir kişi, kabala çalışan bir kişi daha doğrusu bu ilmi çalışacak ise yapması gereken şey buradaki olup biteni bilmek. Buna edinmek diyoruz aynı zamanda. Edinmek, idrak etmenin ya da bilincin had safhası olarak tanımlanır. Edinmek. Yani burada Yaradan var. Yaradan'ı şöyle sonsuz olarak tanımlıyorum. Yaradan var ve bizim işimiz aslında onu edinmek. Onu nasıl ediniriz? Kabalistler diyor ki eğer Yaratan'ın yaptıklarını öğrenirsek, Yaratan'ı yaptıklarından bilebiliriz. Tamam? Yaradan'ın yaptıkları. Dolayısıyla yapmamız gereken şey kabala biliminin çalışmanın amacı bu dünyada olan her şeyin nedenini, Yaradan'ın yaptığı her şeyi bilmek, edinmek ki o zaman Yaratan'ın bize yaklaşımını, bizden ne istediğini ve bizim kendimizi ona göre nasıl ayarlayacağımızı çözebiliriz. Tüm ilim bundan ibaret. Buradaki tanım da bundan ibaret. Tekrar bir eksik kalan bir şey var mı? Ve ne diyor amaç? Yaradan'ın tanrısallığının bu dünyadaki varlıklarına ifşası. Yani kabala bilimi bu dünyada yaşarken Yaradan'ın ifşasına, Yaradan'ı bilmeye, edinmeye kişiyi getiren bir bilim. Dolayısıyla dinlerde olduğu gibi
ölüm ve ölümden sonrası bir şey beklemiyor. Manevi çalışma yapan birisi, kabala çalışan bir insan. Kabala çalışan bir insan diyor ki, kabalistlerin anlattıklarına göre yaratılışın amacı bu dünyada yaşarken yaradana edinmek. Öldükten sonra değil. Tamam? Çünkü öldükten sonra ne olacağını da bilmiyoruz biz işin açıkçası. O yüzden bu dünyada her şeyi edinmemiz lazım. Bu dünyanın yaratılışının amacı da bu dünyada yaşarken yaradanı edinmek. Ve her insanın da kaderi bu. Çünkü yaratılışın amacı yaratanı hepimizin edinmesi. Tüm 7 milyar kişi varsa dünyada 7 milyar insan yaradanı edinmek durumunda. Çünkü hepimiz, tüm insanoğlu onun varlıklarıyız ve bizler de biliyoruz ki sevgi dolu bir anne baba çocukları arasında ayrım yapmadığı gibi yaratan da yarattığı hiçbir varlığı arasında ayrım yapmaz. Tamam? Çünkü eğer yerden ayrım yapacak olursa ona iyi ve iyilik yapan diyebilir miyiz? Çocukları arasında ayrım yapan bir babaya, bunu daha çok seviyorum, bunu sevmiyorum diyen bir babaya iyi bir baba diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dolayısıyla yaradan da tüm insanoğlunu, hepimizi beraber onunla birliğe gelmek için bir süreç düzenlemiş. Bu sürece de insanoğlunun gelişimi ve varoluşun amacı diyoruz. Tamam. Şimdi buraya kadar herhangi bir sorumuz var mı? Sorularımız var. Ahmet Aydın Bey'in sorusu Amasya'dan. Kabala'nın tasavvufla ilgisi var mıdır? Kabala'nın tasavvufla bir ilgisi var mı yok mu bilmiyorum. Tasavvuf çalışmadım detaylı olarak. O yüzden Kabala çalışırken yaptığımız şey Hazreti İbrahim öğretisini temel almak. Hazreti İbrahim'e neden çok önem veriyoruz? Çünkü Hazreti İbrahim metodu topluluğa yani insanoğluna anlatan ilk kabalist. Ondan önce de kabalist vardı. Her zaman her nesilde kabalistler vardı. O yüzden yüz binlerce kabalist vardı tarih boyunca. Ama Hazreti İbrahim'in özelliği, onu Nuh'tan, Adem'den ayrıcalıklı kılan şey insanoğluna aktarmasıydı. O yüzden bizim metodumuz Hazreti İbrahim'in öğretisi üzerine kurulu. Hazreti İbrahim'in halka anlatışından ve onun gelişiminden başlayarak, onun öğrettiği o yolda ilerleyerek gelişen bir öğretim. Dolayısıyla bildiğimiz şu anki tasavvufla bir ilgisi var mı? Yok. Şöyle de diyebiliriz, çünkü tasavvufa baktığınız zaman birçok farklı ne var orada da cemaatler var. Eğer manevi çalışmada yani kabala çalışacaksak, kabalaya baktığınız zaman da bir sürü farklı şekilde öğreten insanlar var. O yüzden bir alakası var yok pek diyemeyiz. Kabala kendisine has, yaratılışın amacına bu dünyada yaşayan bir insanı getirmeye yönelik çalışılan bir bilim. Evet. Doğukan Bey'in sorusu var İstanbul'dan. Makalelerin ilk orijinal versiyonları nerede saklanıyor? Arşivimizde var bunların hepsi. Arşivde. Saklanmıyor ayrıca hepsi. Kitaplara özellikle döküldü. Bağlaslam'ın yazılarının hepsi. Rabaş'ın yazılarının hepsi. O yüzden hepsi kitap halinde var. Saklanan hiçbir şey yok. Tam tersine hatta. Rabaş'ın özel, kendisi için yazdığı, başkalarına vermediği yazıları bile vefatından sonra basıldı, kitap haline getirildi. Buna Şemati kitabı diyoruz. Şemati diye bir kitap var. Rabaş'ın Bağla Sulam'dan duyduğu kişisel notları, özel notları. Dolayısıyla tüm her şey kitap haline getirildi ve orijinalleri de hepsi arşivde. Bizim Bünay Baruh'ta müze gibi böyle bir arşiv yeri var. Evet. Ali Bey'in sorusu İstanbul'dan. Son ıslaha gelen insan bir daha formlanmaz deniyor. Açıklar mısınız? Yani bu dünyanın algısına tekrar gelmez. Buna realitenin algılanmasında değineceğiz. Bu dünyada var olmak yaratana en uzak nokta. O yüzden biz yaratanı bu dünyada algılamıyoruz. Yaratanın adı çok geçiyor vesaire ama doğduğumuz zaman normal bir hayat yaşayan insan yaratanı algılamıyor. Algılamadığımız için de bir sürü problem, sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü hayatımızla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ama hayatımızı nasıl yaşayacağımızı da bilmiyoruz. O yüzden böyle bir akıntıyla haldıra haldıra
koştura koştura gidiyoruz. O yüzden bu dünyada yaşarken yapmamız gereken şey yardanı edinmek. Edindiğimiz zaman yeniden alma arzumuz, kendimiz için alma arzumuz dediğimiz formda gelmiyoruz. Ona da fiziksellik dahil. Dolayısıyla maneviyatta son ıslahını edinmiş bir kişi bu dünyevi algıyı değil, bu dünyevi algının üzerinde bir hayat yaşar. Bu yüzden manevi çalışmanın amacı o hayatı inşa etmek aslında. O da Bağlıstan burada dediği gibi tanrısallığın yani onun bu dünyadaki varlıklarına ifşası. Yaratanı ifşa edebilmek için o ruh denilen yapıyı, hissiyatı, varoluş formunu edinmemiz lazım. Onu edindiğimiz zaman yaratanı hissetmediğimiz bu dünyevi algılar bizim için ne oluyor? İptal oluyor. Gerek kalmıyor tekrar bu dünyada form almaya. Amasya'dan Öner Bey'in sorusu. Sizin de oynadığınız The Zohar filmi TR'de vizyona girecek mi? Gruba özel link verilebilir mi? Onunla ilgili şu anda bir bilgim yok. En son çünkü onlar onu şöyle söyleyeyim. Zohar filmini film festivallerine koyuyorlar. Koydukları zaman da her tarafta izlenmesi şey değil, mümkün değil. Çünkü ona göre anlaşmaları var. Bir film festivaline giriyorsa diyorlar ki önce yayına girmemesi lazım, linkinin atılmaması lazım, gösterilmemesi lazım vesaire. O yüzden onunla ilgili bir fikrim henüz yok. Ama çıkınca ben de görmek istiyorum. Ben de görmedim çünkü. İstanbul'dan vegan sormuş herhalde bu nickname'i. Hı hı. Tek bir nedenim var bu derse katılmakta. Tanrımla rüyalar aracılığıyla bağ kurduğuma inanıyorum ve Kabala'dan ilham alabileceğim söylendi demiş. Göreceğiz. Yani bizler sizlere bu çalışma sizin için doğru çalışma, uygun çalışma demeyiz hiçbir zaman. Manevi çalışmada kişi kalbinin rahat ettiği yerde çalışır. O yüzden bizler dışarıda bazı belki tanık olduğunuz şeylerde gibi evet elbette bu gerçek, doğru şey bu vesaire demeyiz hiçbir zaman. Bizim dediğimiz bir tek şey var. Kişinin arzusu var ise çalışmak için buyursun gelsin çalışsın. İçinize siniyorsa, rahat ediyorsanız çalışabilirsiniz. Baktınız size uygun değil, sorun yok. Uygun olan bir şeyi aramaya devam edin. En sağlıklısı o. Düzce'den Halit Bey'in sorusu. Afrika'da açların olması bizim grubumuzun faaliyetlerinin de etkisiz olduğu anlamına gelmiyor mu? Çok ilerideki derslere gidiyorsunuz. Tamam, ilk dersimizle pek ilgili değil. Dünyadaki olan tüm kötülükler kişinin kendi bozukluğundan kaynaklanıyor. Eğer iyi bir dünya yaşamak istiyorsak, ki yaratılışın amacı iyi yaşamak, o zaman hepimizin kendisini ıslah etmesi lazım. O yüzden manevi çalışmada kişi kendisini ne kadar çabuk ıslah eder ise, dünyada gördüğü her olayın arkasında Yaradan'ın iyilikle tüm insanoğlunu iyiliğe gelmeye yönelik ittiğini ve bu yönde eylem yaptığını görürüz. O yüzden dünyada gördüğümüz tüm kötülüklerin hepsi bizim içimizde o kötülükler olduğu için. Ama panik yapmayın şimdi. Tamam, ilerideki derslerde realitenin algılanmasında vesaire bunları öğreneceğiz. O sorduğunuz sorular bayağı ilerideki konular. Evet, başka var mı soru yoksa devam edeyim. Sorularımız var. Manisa'dan Hayal Deniz'i sormuş. Herhalde bu da nickname. Online kurs dışında Manisa veya yakın çevresinde yararlanabileceğimiz Kabala kursu var mı? Sevgi ve selamlar. Maalesef yok. Ama Manisa ve İzmir, yani İzmir bölgesinde dostlarımız var. Hatta Manisa'da da sanıyorum bazı arkadaşlar var. Tanışmaktan mutluluk duyarım. Ve öyle bir fırsatımız olursa da bir hafta sonu gelirim, sizlerle de tanışırız ve o hafta sonu içerisinde beraber biraz çalışabiliriz, birkaç ders yaparız beraber ki temellerinizi güçlendirebiliriz. Dolayısıyla öyle bir fırsat olursa İzmir bölgesinde buluşma yönünde gelebiliriz ve birkaç dersle pekiştirebiliriz ki temelleriniz yerine otursun. Evet. Ahram Bey İstanbul'dan sormuş. Hocam, popüler bir sorudur eminim fakat sizin gibi bir uzmandan en doğru bilgiyi alacağıma inanıyorum. Kırmızı bileklik ve kabal arasındaki ilişki nedir? Kabalistlerin
bunu takması mı gereklidir? Gördüğünüz gibi kırmızı bileklik vesaire yok. Hatta biz hiçbir şey takmayız. Tamam, kolye vesaire hiçbir şey takmayız. Tamam. Neden şu? Bir herhangi bir anlamı geçmişten şöyle var. O bilekliklerin geçmişte belli bir sayıda düğümü vardı. Her düğümün belli bir ıslaha denk gelmesi. Şimdi Kabala'da bazı şeyler, nosyonlar fizikselliğe geçti. Fizikselliğe geçmesi dünyamızda olduğu gibi dinlerin oluşması gibi bir şey. Tamam mı? Eğer İbrahim manevi bir nosyon anlatıyordu. Onun zamanında dinler vesaire putperestlik dışında bir din yoktu. Hazreti İbrahim sadece bir yaradan olduğunu ve sadece bir gücün tüm dünyayı yönettiğini öğreten tek ilk kişiydi o zaman Babil'de. Biz o noktadan dünyada 4200 tane din olan bir koşula geldik. Yani saydıkları zaman 3800'dü. Google'a sorarsanız 4200 tane din var dünyada. Din ne demek? Ya da bu tür sembolik şeyler. Yani fiziksellikle ilişkilendirdiğimiz şeyler. Tamam mı? Kutsal su, kırmızı iplikler, ne bileyim tılsımlar, muskalar vesaire. Bunların hepsi kişinin yaradanla bağ olmadığı için psikolojik olarak kendisine güvence sağladığı şeyler. Kırmızı iplikler takarak kabalist olamazsınız. Kabalist demek yaradanı algılayan bir kişi demek. O yüzden o noktaya geldiğimiz zaman kendimize kabalist diyebiliriz. Tamam, yaradanla bir ilişkisi olan, bir bağ olan, yaradanı ifşa etmiş kişi. O yüzden kırmızı iplikler, kutsal sular, tılsımlar, muskalar, şurada burada boşuna para vermeyin. Tamam? Her kim yaradan dışında bir gücün dünyayı etkilediğini, kendisini etkilediğini sanar ise o kişiye putperest denilir. Putperest lafı oradan geliyor. Tamam? Yani yaradandan başka herhangi bir şeyin bana etki yaptığını düşünürsem, tılsım, muska vesaire gibi, buna putperestlik denir. Tamam? Maneviyatta o şekilde. O yüzden kırmızı ipliklere ihtiyacımız yok. Sadece kalbimizi açarak, yaradanı içinde hissederek manevi yükselişe ihtiyacımız var. Bu da ipliklerle mipliklerle olmaz. Olsaydı ve buradan buraya kadar iplik takarak gezerdik, tamam mı? Ama bunlar gereksiz. Boşuna para vermeyin yani. $25 kırmızı ipliğe verilmez. Başka? Kuzey Kıbrıs'tan Mert Bey'in sorusu. Konuyu atlatmak istemem ama ancak bir sorun var. Temel prensipleri okuyup anladıktan sonra Kabala çalışmak için ilk adım ne olmalıdır? Eğer ilk adım özgeciliği kavramak ise onun için ne yapılmalıdır? Tamam, güzel bir soru Mert. Şimdi öncelikle sanal ortamda, öncelikle sanal da olsa yine de öğreniyoruz. Şimdi sanal olmakla yüz yüze olmak arasında şu anki teknolojik ortamda gördüğünüz gibi pek bir fark yok. Çünkü sizler bana soruyorsunuz, yani tek yapamadığım şey yüzünüzü görmek. Tamam? Ama his olarak, anlatış olarak hiçbir fark yok. Yapmamız gereken şey ilk etapta maneviyatı çalışırken nasıl çalışacağımızın temellerini oturtmak. Çünkü özgecil olmak, değişmek vesaire bunlar ileride yapmaya yönelik çalışacağımız şeyler. Ama önce bir bilimin ne olduğunu, bilimi çalışmak için gerekli temellerin ne olduğunu beraber bir kavramamız lazım. O yüzden ilk adım her zaman bu eğitim merkezinde alacağınız temel bilgiler. Benim rehber olarak amacım birinci, ikinci dönemi bitirdikten sonra, hatta birinci ve ikinci dönemi çalışırken bile eğer arzunuz var ise RAV'ın önünde, yani RAV'dan dersleri izleyecek seviyeye getirmek. Rehber olarak beni mutlu edecek olan şey bu. Eğer sizlerle bu çalışmayı, eğitim merkezi çalışmasını atlatırsak ve RAV'ı dinleyerek ondan, onun sabah derslerinde olup ondan bir şeyler alabilirseniz, o seviyeye gelebilirsek hep beraber ben işimi yapmış olacağım. Maneviyatta kişinin özgeciliğe gelmek, içsel değişimi bir çocuğun bu dünyada büyümesi gibi. O yüzden biraz zaman alıyor. Bir bebek de doğduğu zaman bu dünyada kendisini nasıl idare edeceğini bilmiyor. Tamam, annesi babası var, bakıyor ona, büyütüyorlar, öğretiyorlar, okula gidiyor, liseydi, şuydu buydu. Hayatın tecrübelerini yaşayarak belli bir akıl ediniyor. Ve şu anda da bu eğitim merkezi
Siz diyelim ki doğdunuz, tamam, maneviyata yönelik bir arzunuz vardı ve yeni doğan bir bebek gibisiniz. Şimdi burada bizim sizlere biraz bakmamız lazım. Ve sizler de kendi ayağınız üzerinde ümit ediyorum ki bir önce yürürsünüz ve bizlerle o akıntının içinde yer alırsınız. Ama bu dediğimiz süreç, dediğim gibi, biraz zaman alacak. Ama hiçbir şey hayatta tak diye olmuyor. İşin güzel yanı şu, bizim neslimiz şu anda o kadar hazır ki manevi çalışmaya. Çünkü dünyanın, eğer dünyaya bakarsanız, dünya tam bir rezillik içerisinde. Her tarafta savaş, terör, rezalet yani tam anlamıyla. Ama bu iyi bir şey. Neden? Çünkü kişi yaşadığı hayal kırıklıklarından, dünyanın olumsuz koşullarından hayatın manasını sormaya gelir. Eğer hayatımız çok güzel olsaydı hiçbirimiz ruhumuzu inşa etmeyi düşünmezdik. Nasıl elimizde altıncı bir parmağın eksikliğini hissetmiyoruz. Öyle değil mi? Kişinin normalde iyi bir hayatı varsa ruhunun da eksik olduğunu hissetmiyor. O yüzden manevi çalışmaya gelirken dünyanın belli bir çaresizlikten geçiyor. Bizim dönemimiz de o dönemin başı. O yüzden hep beraber çalışırsak hızlı şekilde ilerleriz. Çünkü nesil hazır olduğu zaman ilerleyiş daha hızlı olur. Bu yüzden ilk etapta bizlerle devam edin ki temelleriniz güçlü olsun. Çünkü hayat nasıl inişli ve çıkışlıysa manevi yol da inişli ve çıkışlı. Ve iniş ve çıkışlara hazır olabilmek için iyi bir temelim olması lazım. O yüzden bu eğitim merkezi sizler için çok önemli. Sizler çok şanslısınız. Ben geldiğimde eğitim merkezi falan yoktu. Yani 13 yıl, 14 yıl önce ben geldiğimde çalışmak mı istiyorsun dediler. Evet, kitaplar burada, sabah dersinde görüşürüz. Ve çok zordu bizler için. Çünkü yeni gelmişiz, maneviyat çalışmak istiyoruz, hayatın manasını keşfetmek istiyoruz. Ve öyle yol gösteren, bize böyle eğiten bir ekip yoktu. Direkt derste bulduk kendimizi. O yüzden çok zor bir dönem olduğu için orada da birçok arkadaş dolayısıyla tutunamadı. Şimdi sizlerin çok iyi bir fırsatı var. Çünkü iyi temel edinecek bir yeriniz var. Ve eğitim merkezi olarak da iyi bir iş yaptığımızın kanaatindeyim. Ben hem İngilizce ders veriyorum hem Türkçe ders veriyorum. Yani tüm dünyada son 7-8 yıldır İngilizce ders veriyorum. Tüm dünyadaki İngilizce konuşan tüm herkese ve hatta Avrupa'da da, Avrupa Eğitim Merkezi'nde de ders verdiğim zaman diğer dillere çevriliyor. Ve Türkçe de ders veriyorum. Dolayısıyla sizlere iyi yön verecek bir ekip var burada. Sizlere iyi bakacak bir grup da var Türkiye'de. Önemli olan burada çalışmaya gönül vermek. Eğer kalbiniz rahat ediyorsa, içinize siniyorsa, ben bunu çalışacağım diyorsanız, o zaman gerisine yardımcı olacağız elimizden geldiğince. Tamam. İstanbul'dan Murat Okyay Bey'in sorusu: neden Kabala çok uzun yıllar gizli kaldı? Şimdi tüm insanlığa açıldı, herkes çalışabiliyor. Sadece hazır olanlara açık bir bilim. Bakın, Kabala ilmi her zaman vardı işin açıkçası. Kabalistler sadece sakladılar. Çünkü hazır olan bir nesil yoktu. 40 yılın başında birisi gelip gerçekten hayatın manasını arıyordu. 40 yılın başında. Geçmişte 150-200 yıl önceye baksanız bile, yani 100 yıl öncesine baksanız, tamam, insanlar ekmek derdindeydi. Yani bir karnımızı bugün bir doyuralım, yarına da bismillahla başlıyorlardı. Tamam. O yüzden öyle bir ihtiyaç yoktu. Şimdi ihtiyaç olduğu zaman ne oluyor? Yaratan elbette bizi hazırladığı için bu sürece ihtiyaç olan yere yerden ne yapmak zorunda? Kompanse getirmek zorunda. Eğer insanoğlu belli bir gelişime geldiyse, diyor ki, bunun gelişimine paralel, manen gelişimine de gidecek bir bilimi ifşa ediyor. Dolayısıyla her şey, tüm bilimin ifşası aslında kabalistlere bağlı değil, nesle bağlı. O yüzden geçmişte Babil'de Hazreti İbrahim niye bilimi anlattı herkese? Çünkü Babil büyük bir kargaşa içerisindeydi. İnsanlar kopmaya başladı, ayrılmaya başladı. Babil dönemine bakarsanız savaşlar, kabile kabile ayrılmalar, krallıkların kurulması vesaire. Eskiden hep beraber Babil'de yaşıyorlardı, güzel güzel. Birden kargaşa başladı. Hazreti İbrahim bu kargaşanın içerisinden eğitimi vermeye başladı. Niye? Çünkü kargaşa varsa bunun karşılığında dengeyi getirecek bir ekip de olması şarttır diye. Ve nitekim Hazreti İbrahim o ilk grubu Babil'de kurdu. Bizim neslimizde de aynı şekilde.
Eğer nesil hazırsa yaratılışın amacını bilmeye, neden yaşadığını öğrenmeye, o zaman bilim ifşa olur. Bağlısılam da bununla ilgili güzel yazıyor. Bağlısılam hatta diyor ki edinim sahibi olmamın sadece bir tek nedeni var diyor. Nesil hazır olduğu için diyor. Yoksa öyle ayrıcalıklı özel bir adam olduğum için değil, bu nesil hazır. Yaradan o yüzden edinim sahibi olmamı sağladı ki bunu aktarayım. Yoksa o da aktarmazdı. Evet. İstanbul'dan Nesrin Hanım'ın sorusu. Herkese iyi dersler. Ruh maddede midir? Maddede değil. Ruh hissiyat ve maddeyle, madde dediğimiz zaman maneviyatta arzudan bahsediyoruz. Yani herhangi bir materyal değil. Madde demek, materyalimiz demek alma arzusu. Haz alma arzusu. Buna ileride değineceğiz. Evet. İstanbul'dan Sinan Bey'in sorusu. İlmi çalışırken raydan çıkmaların fiziksel şeylere yormak, sebebi gruptan ayrı ve asosyal olarak takip etmek mi? İlmi çalışırken raydan çıktıysanız konuşacak bir şey yok. Bağlaslam'ın güzel bir örneği var. Eğer ben bir yolda gideceksem, bir saç teli kadar başlangıçta raydan çıktıysam, o zaman hiçbir zaman amaca gelemem, gitmek istediğim yere gidemem. Çünkü raydan çıkmışım demektir. Kişi raydan çıktıysa, raya tekrar girmesi lazım. Bunun için de çevre olması lazım. Buna da değineceğiz, çevrenin önemine. Tavsiyem şu, kim soruyor onu? Sinan Bey, İstanbul'dan. Nereden? İstanbul'dan Sinan Bey. Şöyle ki, asosyal olarak takip etmek isterseniz elbette, yani etmeyin demeyeceğiz. Ne her halükarda eğitim merkezinde dersleri dinlemek, Rav'ın dersleri dinlemek her halükarda iyi. İlerleyişiniz ya çok yavaş olur ama. Okay, bir çocuğun okula gitmeden büyümesini düşünün. Tamam mı? Okulda diğer arkadaşları vasıtasıyla ne kadar çabuk öğreniyor. Öğretmen var, kitaplar, kaynaklar nasıl kullanacağını biliyor, arkadaşlarıyla nasıl geçineceğini öğreniyor, nasıl büyüyeceğini çevrenin sayesinde öğreniyor. Eğer bizler de o şekilde yaklaşmaz isek gelişimimiz çok çok yavaş ve sıkıntılı olur. Evet, istersen biraz ilerleyelim. Okay. Şimdi neden bizler şu geçmişteki şuraya gelelim. Neden peki üst bir realiteyi edinmek isteyelim ki? Yani yaratanın yaptıklarını, yaratanı neden edinmek isteyelim? Tamam. Eğer yaratan buradaysa, biz de burada yaşıyorsak, yani neden burada mutlu bir hayatımız olarak yaşamayalım ki? Yaradan'la ne işimiz olabilir ki? Tamam. Şimdi öncelikle Kabala çalışırken birçok insanın sorduğu soru bu. Yani bu dünyada herkes yaşıyor. Hayatın akışıyla gidiyoruz, doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Bu dünyada var iyi bir hayatımız olsun derdindeler. Şimdi yaratılışın amacını edinmenin ana nedeni göçüp gitmemek. Yani öyle bir şekilde var olmak ki bu mutluluk, şöyle yapalım, insanoğlu olarak mutluluğumuzun hiç sonu gelmesin. Şimdi bizim doğamız insan olarak haz almak. O yüzden hep yaptığımız her şeyde dünyada mutlu olmak ve nerede daha iyi bir koşul olur, nerede daha menfaatimize faydalı bir şey olur, onun peşinde koşuyoruz. Bizi mutlu eden şeylerin peşinde koşuyoruz, tamam mı, her zaman? Yani biz hep alma arzumuzu doldurma peşindeyiz. Kabımızı doldurmak istiyoruz, cebimizi doldurmak istiyoruz, tamam mı? Cep derken ille de paradan bahsetmiyorum. Kişiyi mutlu edecek her şeyin peşinde koşması, kendisini doldurması demek. Bazı arkadaşlar mesela Hayvan Koruma Derneği'nde gönüllü olarak çalışıyorlar. Niye? Çünkü hayvanlara yardım etmek onlar için ne yapayım önemli bir şey. Tamam mı? Çünkü hayvanların kötü koşuluna üzüldükleri için o üzüntüyü kompanse etmek için bir şey yapıyorlar. Bu da kendileri için yaptıkları bir şey. Hayırsever insanlar, mesela insanlara iyilik yapan insanlar, insanların üzüntüsünden üzüntü duydukları için onlara yardım ediyorlar. Ama bu da kendileri için. Tamam? Doğaları öyle olduğu için. O yüzden o tür insanda olsak, tümüyle kendi cebimizi doldurmak, itibar sahibi olmak, bu dünyanın tüm zevklerini yaşamak için de olsak, doğamız hep haz almaya yönelik. Biz hep
haz almak istiyoruz. Bu koşulda olmak istiyoruz. Tamam mı? Neden bu koşulda olmak istiyoruz? Çünkü yaratılışın aslında amacı bu koşulda yaşamak. Hep bu koşulda var olmak. O yüzden manevi çalışmamızın en önemli amacı sonu gelmeyen bir mutluluk içerisinde olmak sürekli. Ve bu mümkün. Bu dünyada o yüzden bizler haz peşinde koştukça hassızlık ediniyoruz. Tamam, o yüzden sürekli başka bir şeyin peşinde koşuyoruz. Sürekli yeni arzuların peşinde koşuyoruz hayatımız boyunca. Niye? Çünkü bir arzuyu tatmin ettiğim zaman ne yapıyorum? Yeni bir haz peşinde koşuyorum. Haz arzuyu iptal eder bu dünyada. Maneviyatta ise iptali yok. Tamam. Bu dünyada çok basit bir prensip var. Size de söyleyeyim, sırrı bilin. Bir şeyin peşinde koşarken iyi hesap yapın. Eğer arzuladığım bir şeyi elde eder isem, aldığım haz ile arzu ikisi birbirini iptal eder. Yine kendimi boş hissederim ve yeni bir arzu peşinde koşmak için etrafa bakarım ki yine hazla dolayım. Tüm hayatımız böyle geçiyor. Akabinde de ölüyoruz. Tamam. Şimdi kabalistler diyor ki bu çok saçma bir hayat. Çünkü sürekli haz peşinde koşuyorum. Hazlarım arzularımla birlikte birbirini iptal ediyor. Sıfır da değil, eksideyim. Niye? Çünkü hazı edinmek için hayatımdan vermiş durumdayım. Tamam, yıllarımı veriyorum bunun için. Sonra da ölüyorum. Ondan sonra da mezar taşınıza Allah rahmet eylesin yazıyorlar. Yapacak bir şey yok. İnsanoğlunun gidişatı bu şekildeydi. O yüzden iyi bir hesap kitap yapmamız lazım diyor kabalistler. Eğer bu dünyada hayatım sınırlı ise öyle bir şeyin peşinde koşayım ki sürekli mutlu olayım. Ve yaratılışın amacına geleyim ki bu kısır döngünün içinde koşuşturmayayım. O yüzden manevi çalışmanın en temel prensibi yaratılışın amacı olan sürekli yaratanın iyiliğini alıp o sonsuz hazın içinde var olmak. Tamam. İkincisi biraz önce bahsettiğim bu sebep-sonuç ilişkisi. Tamam. Hayatta başımıza öyle şeyler geliyor ki genelde mutsuzuz. Tamam. Çünkü neden başımıza bir şeyin geldiğini bilmiyoruz. Bugün keyfim yerinde. Yarın her an, yarını bırakın. Bir sonraki saniye bir telefonla her şey alt üst olabiliyor. Biz dünyada neden her şeyin başımıza geldiğini bilmiyoruz. Sıkıntı. Kabalistler diyor ki bilmeye değmez mi? Neden her şeyin başıma geldiğini, neden dünyada her şeyin, olan her şeyin nedenini bilmek son derece değerli bir bilgi. Niye? Çünkü o zaman olacak olan her şeye göre kendimi ayarlayabilirim. Tamam. Doğanın, yaratılışın akıntısına adapte olabilirim. Dolayısıyla hayatın tokatlarını yemem. Dolayısıyla bilinç elde etmek bizim için ikinci bir neden. Bir başka neden de şu, en önemlisi, bizler bu dünyada yaşarken Yaradan'ı hissetmiyoruz. Aramızda bir bariyer var. Ve bu bariyer tüm eksikliğimiz, Yaradan'ı hissedemememiz, tüm yaşadığımız eksikliklerin nedeni. Dolayısıyla yaratılışın amacı olan Yaratanla bağ kurmaya gelmek için yaptığımız bir çalışma. Bunu yaparsak o zaman bilincimiz, ruhumuz, olan her şey vesaire mutlak bir edinime gelebiliriz. Ve yeni bir hissiyat içinde yaşayabiliriz. Nasıl bu dünyada bedenimiz var, tamam mı? Bedenimizi doku duyumuz olduğu için algılıyoruz. Doku duyum olmasaydı hepimiz deli olurduk. Çünkü var olduğumuzu hissetmezdik. Tamam. Bir taraftan var mıyız, var değil miyiz hiçbir zaman net olmaz. O yüzden bu doku duyusu çok önemli bir duyu. Çünkü var olduğum hissiyatını veriyor bana. Bu yüzden bizler de nasıl bu dünyada, bu beden içinde var olduğumuzu hissediyoruz? Kabalistler diyor ki manevi bir varlık olarak belli bir ruh, belli bir hissiyat içerisinde bu bedenin sınırlarına tabi olmadan hayat elde edebiliriz. Ve bunu da yaşamaya değer. Çünkü bedenimin sürekli çektiği bir ızdırap var. Sürekli kalk, işe git,
İşte çalış, dünyanın sıkıntısını çek, eve geri gel, sabah kalk, yine aynı şeyi yap vesaire vesaire. Ve tüm bunları yaparken dünyanın da binbir sıkıntısıyla iyi yaşa. Hayat hayat değil yani. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı kabala çalışmak önerilen bir şey. Şimdi bir tane klibimiz var. Bu klibi izleyeceğiz hep beraber. Yehuda klipte bakışa. Tüm çalışmamız sadece Zohar kitabı değil, tas, makaleler, tüm ön sözler, tüm metinlerimiz, eğer onları sadece entelektüel olarak anlamak için çalışırsak amacı edinemeyiz. Bu ne anlama geliyor? Bağlasılan kişi çalışma esnasında anlamaya çalışma özlemine göre ıslah eden ışığı çeker diye yazmıştır. Ancak bizler bilmek ve anlamak kelimelerini yanlış yorumluyoruz. Çünkü Kabala'da bilmek demek bağ kurmak demektir. Adem Havva'yı bildi sözünde olduğu gibi. Bilmek konsepti zivuk, çiftleşme, bağ kurmaktan gelir. Kişi bu bağı kurmak isterse manevi dünya ile ilgili, bu dünyaya girmek isterse, onun içinde yaşamak isterse, onu hissetmek, tecrübe etmek ve edinmek isterse, bu sadece form eşitliği kanunuyla olur. Eğer kişi manevi dünyalarda olan niteliklerle aynı niteliğe sahipse bu gerçekleşir. Bu yüzden bizler doğamızı değiştirene kadar manevi dünyaları hissedemeyiz. Peki içinden geçmemiz gereken işleyiş ne olmalı ki doğamızı değiştirebilelim? Bu yüzden Kabala bilgeliği manevi dünyaları anlatır. Ancak bizler bu dünyadan onların neler anlattıklarını anlayamayız. Eğer anladığımızı düşünüyorsak bu sadece bir illüzyondur. Tamamıyla bir illüzyon. Bunu anlamayız. Peki bizler niçin çalışıyoruz? Sadece deva adı verilen bu şeyi absorbe etmek için. Bu eşsiz bir kuvvet. Doğamızı değiştiren ve bizi etkileyen, bizler bu kuvvetin bizi değiştirmesini arzu ettiğimiz ölçüde Kabala bilgeliğinin bize anlattıklarını anlayabiliriz. Başka bir yol yoktur. Bu yüzden basitçe bilmek için çalışanlar, onlar Kabala'nın kötü adını verdiği şeye sahip olurlar. Çünkü kötü kendini ışığın içinde zanneder. Ama aslında karanlıktadır. Peki bu ne anlama geliyor? Kişi kitaplarda neler yazdığını bildiğini zanneder. Birçok şeyle ilgili felsefeler yapar. Ancak gerçekten de kelimelerin arkasındakini hissedemez ve edinemez. Tam tersine, aslında kendi doğalarını değiştiren insanlar, doğalarını değiştirerek manevi dünyalarda ne olduğunu edinirler. Buna bir sonraki dünyanın çocukları adı verilir. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bizler Kabala bilgeliğini çalışırken çalışmamız sadece kendi doğamızı değiştirmek için olmalı. Bu içsel değişimi arzu etmeliyiz çalışma esnasında. Çalışmamız bize yeni bir hissiyat getirmek için olmalı. Manevi dünyaları hissetmek, sadece bu dünya ile ilgili şeyleri öğrenmek için değil. Hakan'ın
güzel çevirsin dinledik burada sağ olsun. Bizleri çevirdi. Şimdi ekranda gördüğünüz Dr. Michael Lightman. Okay? İlk kez görüyorsanız hocamız o. Ümit ediyorum ki sizler de en kısa zamanda onun derslerini dinlersiniz. Burada bir temel edindikten sonra ya da edinirken de. Şimdi Kabala ilmini herkes çalışabilir dedik. Bağlı Ustam'ın da bununla ilgili güzel bir yazısı var. Onu okuyalım, ondan sonra biraz daha beraber sorularınıza bakacağız. Kabala Bilimi kitabından 10 Sefirot'un çalışmasına giriş. Sayfa 376 eğer Kabala Bilimi kitabınız var ise. Yoksa da arkadaşlar temin etmenizi öneririm bu kitabı. Madde 2. Aslında çok meşhur bir soruyu cevaplamak için kalbinizle yola çıkarsanız eminim ki tüm sorular ve şüpheler ufuktan yok olacak ve geri baktığınızda onları yerlerinde bulamayacaksınız. Bu infial uyandıran soru tüm dünyanın sorduğu bir soru. Aslına bakarsanız hayatımın anlamı ne? Bir başka deyişle bize çok pahalıya mal olan hayatımızın sayılı yılları ve sayısız acı ve bunlardan çektiğimiz ızdırap, bunları sonuna kadar tamamlamaktan kim zevk alır? Daha da net olmak gerekirse kime haz veriyorum? Yani yaratışımın amacı ne? Bizim haz almadığımız pek ortada. Kime haz verdiğimiz o da bilinmiyor. Paulus'un da dediği şey dolayısıyla bu soruları soran herkes Kabala bilimini çalışabilir. Tamam. Dolayısıyla Kabala bilimini çalışmak bu dünyada iş hayatında başarılı olmak için ya da ne bileyim dünyevi hayatında bir konuda başarılı olmak için vesaire değil. Tam tersine içsel bir değişim yaşayıp bu dünyanın ötesinde bir algıda yaşamak için. Ama şunu da söyleyebilirim. Kabala çalıştıkça dünyevi hayatınızı nasıl organize edeceğiniz çok daha net oluyor. Yani kişi dünyevi hayatında da doğanın kanunlarını öğrendikçe denge kurmayı öğretiyor. Dolayısıyla Kabala bilimi sadece yaratanı edinmek ve bu dünyada tekrar tokatlar yiye devam etmek değil, tam tersine bu dünyada yaşarken de hayatımı daha hoş, daha güzel bir şekilde yaşatarak manevi yolda ilerleyişimi ve amaca gelmemi sağlıyor. O yüzden Kabala ilmini o açıdan da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yani iyi bir hayat işin açıkçası veriyor insana. Tamam? Çünkü bizim ızdırabımızın neden geldiğini bilmememiz en büyük ızdırabımız. Ama bir şeyin nedenini biliyorsam o zaman kabulleniyorum. Dünyevi hayatımızda da olduğu gibi. Tamam? Atıyorum dikkat etmedim, ayağım takıldığı yere düştüm. Ya ne diyorum, dikkat etmedim o yüzden diyorum. Ama neden düştüğünü bilmeyen bir çocuk gidiyor ne yapıyor? Ayağının takıldığı taşa vuruyor. Sanki o taşı dövüyormuş gibi. Niye? Çünkü ne olup bittiğini bilmiyor hayatında. O yüzden bizler de çocuk gibi bu dünyada ne olup biteni yaşamadan öyle koşullardan geçeceğimize her şeyin nedenini bilerek kendimizi adapte ederek akıntıya uyumlu bir hale getirerek iyi bir şekilde hayatımızı, varoluşumuzu yaşayabiliriz. Tamam. Arkadaşlar şimdi yaklaşık 27 dakikamız var. Bu ders kısaca Kabala bilimine bizim bakış açımızla sizlere bir giriş yapmaktı. O yüzden sorularınız varsa devam edeceğiz bunlarla. Sizler de kendiniz için Kabala ilmi nedir, ne değildir? Tüm sorularınızı burada yazın ki bu derste kafanızdan diğer şeyleri çıkartalım. Yani biz nasıl çalışıyoruz, en azından bu dersin sonunda bunu netleştirin ki size uygun mu uygun değil mi vesaire, ona göre karar verirsiniz ki siz de boşa vaktinizi harcamayın eğer size uygun değilse. İstanbul'dan Vega'nın sorusu, Kabala'nın vejeteryanlığa ve hayvanlara bakışı ne yöndedir? Bakış açısı yok herhangi bir. Çünkü Kabala bilimi sadece yaratanla bağ kurmak üzerine kurulu bir ilim. O yüzden insanların ne yedikleriyle, ne içtikleriyle ilgilenen bir bilim değil. Yine eğer insan vejeteryan olmak istiyorsa vejeteryan olabilir. Eğer et yemek istiyorsa et yiyebilir. Biz insanlara ne yiyeceksiniz, ne yemeyeceksiniz öyle şeyler sınırlamıyoruz. Bizim yaptığımız çalışma Kabala biliminde sadece kişinin ruh denilen hissiyatını geliştirmek. Bu gelişim içerisinde yaradanı algılayacak koşula gelmesi ve yaratılışın amacına ulaşması. O kadar. O yüzden bu dünyevi olaylarla ilgilenmez yani Kabala bilimi.
O yüzden istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Bir de arkadaşlar eğer nickname yerine gerçek adlarınızı kullanırsanız, neydi Türkçesi nickname? Takma adı. Takma isim yerine gerçek adlarınızı kullanırsanız seviniriz. Yani ilk isminizi kullansanız yeter ve nereden olduğunuzu da en azından sizleri tanımamız açısından iyi olur. İstanbul'dan Doğukan Bey'in sorusu, Kabala'daki Gilgulim kavramı ne demek? Gilgulim reenkarnasyon demek. Kavram olarak o. Reenkarnasyon konusu düşündüğünüz gibi değil. Maneviyatta reenkarnasyon ayrı bir olay. Ona da ilerleyen derslerde bakarız. Düzce'den Halit Bey'in sorusu, selamlar, Kabala kitaplarını okuyup çalıştıkça mı ıslah olacak nefsimiz, yoksa başka çalışmalar da yapmamız gerekiyor mu? Maneviyatta çalışma iki şekilde. Bir, kitapları çalışıyoruz. Kitaplar iki şekilde. Birincisi, kitaplar manevi çalışmayı nasıl yapacağımı anlatıyor. İkincisi, çalıştığımız bazı yazılar manevi dünyaları anlatıyor. Yani bana görmediğim, algılamadığım hisleri, varoluşu anlatıyor. Özellikle Talmud Eser Sefirot kitabı, biraz önce klipte de Tes diye duymuşsunuzdur. Talmud Eser Sefirot. Tamam. Tes kitabı. Manevi dünyaları anlattığı zaman anlatılan kitaplar, Zohar kitabı, Hayat Ağacı vesaire, o tür kitaplar manevi çalışmada kişiye ışık getiren kitaplar. Işık ne demek? Işık algı demek. Tamam mı? Bilinç demek. Yani ben, kişi, çocuk olarak da bu dünyada aynı şekilde büyüyoruz. Tamam mı? Diyelim bir çocuk var. Okula gidiyor. Henüz içinde olmayan, bilmediği şeyleri ona kitaplarda öğretiyorlar. Şimdi çocuk neden Ali Top Al, Ali Top At vesaire, bunların hiçbirini bilmiyor. Ama ne yapıyor? Okumaya başlıyor. Ali Top'u At. Ali kim? Top kim? Topu neden atıyor? Vesaire. Bunları sormuyor, sorgulamıyor. Niye? Çünkü ona bir cümle, bir format öğretmeye çalışıyorlar. Ve bu şekilde çocuk kitabın seviyesine çıkıyor. Bizler de maneviyatta aynı şekilde. Henüz anlattıkları manevi dünyaları hissetmesek de, bilmesek de ne yapıyoruz? Buraya doğru ilham duyuyoruz, arzu duyuyoruz. İlham, arzu. Bu arzu bizi manevi dünyalara yakınlaştıran şey. Çünkü bizler yaratılış açısından bir alma arzusuyuz. Eğer maneviyata yönelik arzumuz olur ise bizi oraya yakınlaştırır. Ha. İşin püf noktası bu. Dolayısıyla iki şekilde çalışıyoruz. Bir, kaynakları çalışıyoruz, kitaplar. Tamam, kitaplarda Zohar, Tas, Balha Sulam'ın yazıları ve Rabaş'ın yazıları. Bizim kaynaklarımız bunlar arkadaşlar. Bunların dışında bir şey çalışmıyoruz. Rabaş. Tamam. Okay. Gruba o yüzden bunun dışında kaynak da getirmiyoruz. Balha Sulam ve Rabaş. Çalıştığımız kaynaklar bunlar. Ve ne var? Diğer arkadaşlar var. Etrafımda benimle çalışan diğer dostlar var. Hep beraber çalışıyoruz. Çalıştıkça kişi bu çalışma içerisinde hem dışarıya doğru hem de maneviyata doğru nasıl yaklaşması gerektiğini öğreniyor. O yüzden çalışmayla başlıyoruz. Okulda gider gibi. Bu dünyada neden okul var? Bu dünyaya her şeyin yansıması nereden? Maneviyattan, tamam mı? Okul asbelkader insan icadı değil. Bu dünyada olan her şeyin manevi dünyada bir kökü var. O yüzden maneviyatta da ilerlerken bu çalışma önemli. O yüzden bizde meditasyon vesaire gibi şeyler yok. Ritüeller yok. Hani bazı dini ritüeller falan vardır ya insanların. Bizde o tür şeyler yok. Maneviyatta bilim kaynaklardan çalışılır ve sık sık aramızda yaptığımız özel şeyler var. O da özel şey dediğimiz ne? Yemek yemek. Sürekli beraber
yemek yeriz. Burada sabah kahvaltısı, öğlen akşam yemeği. Arkadaşlar sürekli bir araya gelerek yemek yer. Çünkü beraber bir arada olmak her zaman manevi yolda ilerleyen insanlar için ekstra bir güç, ekstra bir motivasyon. O yüzden birbirimize yardımcı olmak için beraber bol bol yemek yiyoruz. Onun dışında ama bizim ritüellerimiz ve dinlerde olduğu gibi dualar, özel kıyafetler falan filan yok. Evet. Amasya'dan Öner Bey'in sorusu, Hazreti İbrahim'in Rab'ı var mıydı? Varsa kimdi? Hazreti İbrahim'in Rab'ı kim bilmiyorum. Onunla ilgili bir kaynak olduğunu da bilmiyorum. Ama öğrendiğimiz, yazılardan öğrendiğimiz Hazreti İbrahim'in yaratılışın amacını keşfederken neden yaratıldık? Hazreti Adem gibi. Neden yaratıldık? Yaratılışın amacı nedir? Sorgusundan geldiğini biliyoruz. Yazılarda yani kaynaklarda onu o şekilde yazıyor. Ama Hazreti Adem'den sonra gelen tüm kabalistlerin bir hocası olduğunu yani bir yön veren birisinin olduğu biliniyor. Çünkü sadece ve sadece Hazreti Adem ruhunun saflığından dolayı hayatın manası ne, niye yaşıyoruz ki sorusundan bunu keşfettiğini biliyoruz. Ondan sonraki herkesin ise bir öğreticiden yön aldığını biliyoruz. Ama Hazreti İbrahim'i duymadım, bilmiyorum yani. İstanbul'dan Nesrin Hanım'ın sorusu, uzun zamandır sabah derslerini dinliyorum. Bunun bir sakıncası var mıdır? Yok, kesinlikle yok. Dinlemeye de devam edin, bir sorun yok. Ve eklemiş, sabah derslerini dinlerken ego temizliğinin önemini hissettim. Kabala ilmi için bunun önemi nedir? Şimdi şöyle, sabah dersinin elbette üzerimizde bir etkisi var. Manevi çalışmada her dersin var. Eğitim merkezinin dersinde tüm maneviyatla ilgili yaptığımız çalışma yönümüz kendimizi değiştirmek, yaradana doğru bir yön olduğu için bizi her ardikarda etkiliyor. Şüphesiz. Sabah dersi özel. Çünkü sabah herkes tüm dünya uyurken siz maneviyatı çalışıyorsunuz. Kafanız başka bir yerde değil. Tamam mı? Şu anda belki önünüzde Facebook açık. Ne bileyim belki Skype'da bir taraftan arkadaşınızla bir taraftan Facebook sayfasında inip çıkıyorsunuz. Kafanızda belki konsantrasyonunuz o kadar iyi. Ama sabahta tüm dünya, sabah dersinde tüm dünya grubuyla beraber çalışıyorsunuz. O yüzden orada bir güç var, işleyen bir mekanizma var. O yüzden elbette daha etkili ve ne kadar çok çalışırsak elbette yaratana biz gitmek istedikçe ne olacak? O da bizi kendisine çekmek isteyecek. Dolayısıyla burada ortak yapılan bir çalışmadan alınan etki var. Bu etkiye bazen saran ışık ya da ıslah eden ışık diyoruz. Yani manevi çalışmada kişinin çabasına karşı yaratanın verdiği karşılık. Tamam. Işık dediği zaman kaynaklarda, kitaplarda hani birçok insan anlamıyor ışık ne demek ki vesaire. Ama ışık sadece idrak etmek, bilinç değil, henüz idraka, bilince gelememiş iken de yaradanın ben ona doğru bir yön aldığım için onun da bana etkisi. Tamam. O yüzden manevi çalışmada değişimler, değişiklikler, içsel değişim, içsel netlik, kendinizle ilgili keşfettiğiniz şeyler olduğu zaman bunlar ne? Işık. Tamam. Işık kategorisine giriyor. Yani kişinin hislerinde netleşmesi vesaire, yaradanın kişiye yardımı, yaradanın kişiye yardımı, yön göstermesi, bilincini arttırması, her türlü etkisi ışık olarak bilinir. O yüzden manevi kitaplarda ışıktan bahsettiği zaman aklınızda bu olsun. Yani hayali, öyle mistik fıstık bir şey değil. Bir sorusu daha var Nesrin Hanım'ın. Kabala bilimi kitabından, kitabını sizden temin edebiliyor muyuz? Arkadaşlar, Alter Yayıncılık'tan temin edebilirsiniz Ankara'da. Tamam mı? Alter Yayıncılık. Ve bizlerin de Kitap Sevgisi diye bir sitemiz var diye biliyorum. Hatta isterseniz onu arkadaşlar, moderatör arkadaşlar eğer onu siteyi yazarlarsa sohbet kutusuna böylelikle arkadaşlar temin edebilirler. Her türlü kitabımızı Alter Yayıncılık'tan ya da Kitap Sevgisi sitemizden temin edebilirsiniz. Özellikle Kalpteki Nokta, yani yeni geldiyseniz aramıza Kalpteki Nokta, şu kadar ince bir kitap, alıp bir okumanızda fayda var.
Tamam, çünkü size hitap ediyor mu, hitap etmiyor mu faydası olur. Evet. Karaseki'den Melek Hanım'ın sorusu, dostların isimleri ve yaşadığı şehirlerin anlamı var mı? Eminim hepinizin adı anne ve babanız tarafından verilirken bir anlam da verilmiştir. Ama benim adım Mutlu. Onlar mutlu olmamı istemiş. O yüzden öyle bir isim vermişler. O yüzden herkesin isminin bir anlamı var. Manevi açıdan soruyorsanız elbette bu dünyada olan her şeyin arkasında yaradan var. Okay? Ama elbette gidip de onu şimdi araştırmıyoruz. Çünkü konumuzla ilgili değil. Konumuzla ilgili olan şey sadece bu bilimi çalışarak nasıl ilerleyebiliriz. Amasya'dan Öner Bey soruyor. Diyelim ki yaradanı ifşa ettik. Sonrası ne? Güzel. Şimdi bizler, bu da ilerleyen derslerde işleyeceğimiz bir konu. Şimdi bizler yaratılış amacı olarak, yaratılış amacına geldiğimiz zaman tümüyle yaratana yönelik ihsan etme formunda onun gibi olduktan sonra yaratanla bütünleşip mükemmellik içerisinde var olmak denilen bir koşula geleceğiz. Bunun ötesinde 4 safa daha var. Bu 4 safa ile ilgili bir şey yazmıyorlar. Tamam mı? Bizim yapmamız gereken tüm değişim bu dünyada 6000 yıllık denilen bir dönemde. Tamam mı? 2000-2000-2000 diye 3 safaya ayrılmış 6000 yıllık bir dönem. Ve şu anda da 5776'dayız değil mi? Evet. Öyle olması lazım. 5776 yılındayız. Hazreti Adem'in doğum gününden bu tarihe kadar. Tamam. 5776'dan 6000'e bildiğiniz gibi 224 yıl mı kaldı? Öyle bir şey. 224 yıl içerisinde tüm insanoğlu, burada yaşayan herkes son ıslahına gelmek durumunda. Ve bu 6000 yıllık dönem. Şimdi bizler manevi çalışmayla bunu biraz daha hızlı yapmak istiyoruz. Neden diye sorabilirsiniz. Neden dünyanın güzelliğini yaşayayım? 224 yıl var nasıl olsa keyfini çıkarayım diyebilirsiniz. İşin açıkçası kabalistler diyor ki keyifli olmayacak. Tamam, çünkü her nesil kötüden daha kötüye gider. Yani beterin beteri var dedikleri koşulda ilerliyoruz. O yüzden kalpteki noktası uyandıysa kişinin ve gerçekten yaratılışın amacı, manası yolunda ilerlemek istiyorsa bu kişinin kabala çalışması lazım diyorlar. Çünkü yoksa ızdırapla iter hayat. O yüzden 6000 yıllık o dönem içerisinde sizin de kalbiniz şu anda uyandıysa gerçek anlamıyla yaratılışın anlamını, amacını keşfetmek ve yerine getirmek, öyle bir içinizde bir ihtiyaç, eksiklik varsa hayatımda neden ben sorusunun cevaplarını keşfetmek üzere çalışmakta fayda var. 6000 yılın ötesinde 7000, 8000, 9000 ve 10.000. Yıllar olarak safalar var diye yazıyorlar. Ama ne olduğunu yazmıyor kabalistler. Neden? Çünkü bu dünyevi kelimelerin, dünyamızdaki kelimelerin o safaları tarif etmeye yetmeyeceğini söylüyorlar. Zira zaten maneviyatı bile anlatırken binbir sıkıntıyla anlatıyorlar. Bize bu sıkıntılardan geçtiğimizi nereden görüyoruz? Dinlerden görüyoruz, tamam mı? Maneviyatı anlatıyorlar. Ortaya çıkan şey sürekli dinler, fiziksellik. O yüzden sıkıntı. Şimdi yapmamız gereken şey ise önümüze bakmak. Yani anaokulunu, ilkokulu bir an önce hemen bitirmek. İstanbul'dan Ali Bey'in sorusu, kabalı çalışırken dini vecibeleri yapabilir miyiz? Her kim herhangi bir dinin içindeyse, herhangi bir dine bağlıysa yani. Kim soruyor demiştin? Ali Bey İstanbul'dan. Ali Bey İstanbul'dan. Yapabilirsiniz, sorun yok. Dini vecibelerinizi yerinize getirmeniz maneviyatı çalışmanıza engel değil. Manevi çalışma yaratana ruhen yakınlaşmak. Tamam? Eğer dini vecibelerinizi yerine getirme ihtiyacı duyuyorsanız bu sorun değil. Burada da bizim grubumuzda da bazı arkadaşlar var, dini vecibelerini yerine getiriyorlar. Bazıları var hiç getirmiyor, bazılarının dinle hiç alakası yok. Bazılarına sorsan yaradana inanıyor musun diyor ki ben inanmam. Tamam. Öyle arkadaşlar da var. Ama sorun değil. Çünkü maneviyat kişisel içsel değişim demek. Dolayısıyla başkasının içsel hayatına burnumuzu sokmuyoruz.
O yüzden dini vecibelerinizi yerine getirebilirsiniz. Hiç sorun değil. Bunun yanında kabala da çalışabilirsiniz. Maneviyatla çalışabilirsiniz. Tamam. Bu dünyada yaşarken nasıl dini vecibelerinizi yerine getiriyorsunuz. Ama gidip futbol da oynuyorsunuz mesela. Ya da bir hobiniz var. Onu yerine getiriyorsunuz. Sorun yok. Bunlar da tümüyle sorunsuz şeyler. Çünkü kabala ilminin dinlerle kesişen bir noktası yok. Muğla'dan Erdem Bey'in sorusu. Kabala ilmini çalışmak için yeterli kaynak, hoca, dersler, kısacası her şey mevcut. Bunun önemini nasıl daha artırabiliriz ki yolda tutunalım ve ilerleyelim? Bu özgür seçim denilen dersimize ait bir soru. Kişi çevrenin ürünüdür arkadaşlar. Her birimiz hangi ülkede doğduysak, hangi çevrede büyüdüysek o çevrenin bizi evirip çevirip şekillendirmesinin sonucu olarak 20 yaşında ortaya fabrikadan çıkan mal gibi çıkıyoruz. Hayatımız böyle. Tamam. O yüzden bizler de çevrenin önemini anlayan insanlar olarak, bunu gören insanlar olarak, eğer hayatta herhangi bir şeyde başarılı olmak istiyorsak çevrenin önemli olduğunu anlamamız lazım. O yüzden eğer manevi yolda tutunmak istiyor isem, herkes özgür seçimini kullanarak kendisine güçlü bir çevre yapısı ya da bir çalışma çerçevesi oluşturmak durumunda. Eğer ben okulda başarılı olmak istiyorsam ne yapmak zorundayım? Demem lazım ki arkadaşlar bu akşam dışarı çıkıyor ama ben çıkmıyorum çünkü ben dersimi çalışacağım. Tamam, o yüzden ne yapıyorum? Diğer ders çalışan arkadaşlarla daha yakın oluyorum. Üniversitede de öyle vardı. Hani bir tayfa vardı, sürekli dışarı çıkar. Onların çevresi onları o şekilde bir şey yapar. Okulda bazı arkadaşlar vardır. Harbiden derslere çalışırlar, çalışkan öğrencilerdir. Onların da bir tayfası vardır. Onlar da öyle bir tayfa çıkar. O yüzden çevrenin etkisi kişiyi etkiler. Eğer sürekli kafam başka yerlerde olacak şekilde bir çevre kurarsam maneviyatta kafam olmaz. Ama sürekli beni maneviyatın içerisinde tutacak bir çerçeve ayarlarsam kendime, o zaman tutar. Atıyorum, şimdi haftada iki kere dersimiz var. Eğer haftada iki kere sürekli dersteysem, gün içerisinde bir paragraf, iki paragraf bir şeyler okuyor isem, tamam mı, gün içerisinde de, ne yapıyorum? Yavaş yavaş kendime bir çevre inşa etmiş oluyorum. Diyorum ki, yo, ben manevi çalışmayla ilgili bir şeyler yapacağım ve bu benim çerçevem. Haftada iki gün, akşam saatlerinin 1,5 saatini Yaradan'a yakınlaşmak için adayacağım. Tamam mı? Ve bu şekilde kişi yavaş yavaş güç sahibi olur. O yüzden en önemli şey burada kişinin kendisi arzusuyla çevre inşa etmek için çaba sarf etmesi lazım. Bunu başkası yapamaz sizden başka. Tamam? Bizler her zaman birbirimize yardım ediyoruz. Orası kesin. Tamam, dostlar olarak elbette aynı yolda beraber ilerliyorsak elbette birbirimize yardımcı olacağız. Ama kişinin kendi rızası olmadan, kendi emeği olmadan ilerlemesi de mümkün değil. Tamam, bir çocuğu sürekli elinden tutarak yürütürseniz asla yürümeyi öğrenmez. O yüzden ne yapıyorsunuz? Ayağı kaldırıyorsunuz, ellerini bırakıyorsunuz, 2 adım geri atıyorsunuz. Şimdi bana gel diyorsunuz. Maneviyatta da kişi, biz elinden tutuyoruz, hadi bizle gel, o adımları kişinin atması lazım. Yani yolda düşersiniz, kalkarsınız, sorun değil. Yardımcı oluruz her zaman. Tamam? İlerleyişimizin akıntısıyla gittiğimiz sürece. O yüzden burada kişinin kendisi için bir çerçeve, bir çevre inşa etmesi önemli. İzmir'den Şebnem Hanım'ın sorusu, bu 224 yıl içerisinde ıslah olmayanlar ne olacak? Öyle bir koşul olmayacak Şebnem Hanım. Çünkü her halükarda ızdırap adamı zoraki kılacak. Tamam, nasıl biz hayatımızda tahammül edemediğimiz bir ızdırap noktasına geldiğimiz zaman hayatımızda değişiklik yapıyoruz. Yerden de öyle yapacak. Şimdi görüyorsunuz, savaşlar var, her tarafta terör var. Dünyanın her tarafında terör var şimdi. Tamam? Avrupa gördüğünüz gibi mültecilere kapılarını açtı. Onlar da şimdi görecekler Anya'yı, Konya'yı. Tamam? Paris'te yaşadılar. Daha işin başlangıcı bu. Ortalık kaynayacak. Okey, neden kaynayacak? Çünkü ıslaha gelmemiz lazım.
hoş bir şekilde gelebiliriz. Maneviyatı gönüllü çalışarak. Tamam? İyi çocuklar ne yapıyor okulda? Derslerini çalışıyorlar, okulu seviyorlar, başarılı oluyorlar. Anne baba mutlu, yıl sonunda bisikletlerini alıyor. Harika. Tamam, bir de hoş bir şekilde ilerlemeyen öğrenciler var. Onlar da ne yapıyor? Tokatlanıyor, baba kızıyor, anne kızıyor. Sınıfta kalıyorlar, tekrar sınıfı okuyorlar. Bir bakmışlar, 13 yaşındalar ama 9 yaşındaki öğrencilerle beraber sınıftalar. Izdırap, büyük ızdırap, tamam. O yüzden her ardikarda tahammül edilemeyen bir noktaya gelince tak o değişim olmak zorunda. Hayat bizi o noktaya getirecek. Kabalistler diyor ki getirmeden yapın. Çünkü hayatın şakası yok. Sokağa çıkıyorsunuz, görüyorsunuz ülkemizde de Ankara'da üzücü olaylar yaşadık. Dünyanın her tarafında olacak bunlar. Tamam, biz yıllardan beri terörün içerisindeyiz. Türkiye olarak ülkemizde. Şimdi mesela İsrail'deyim, burada da sürekli terör var. Burada da dışarıya çıksanız ne olacağı bilinmiyor. Her an her şey olabilir. Tamam, sürekli geçen gün de makinalı tüfekle bir bar taradı birisi. 3 kişi öldü, 10 kişi yaralı. Anlatabildim, her an her şey olabilir. Yani bir kafede otururken bile. O yüzden kabalistler diyor ki, yani çalışsanız iyi olur. Izdırap kişiyi ıslah etmez. Birçok insanın yanılgısı şu. Sanıyoruz ki ızdırap çekersem, yani 3 aşağı 5 yukarı, tamam abi hafif tokatlanır yola gireriz diyen arkadaşlar oluyor bazen. Izdırap adamı değiştirmez. Izdırap sadece kişiyi yapması gereken noktaya getirir. O yüzden gönüllü almazsa yükü, hayat itecek mecburen. Yapacak bir şey yok. O yüzden kabalistlerin tavsiyesi, eğer kişinin kalbi uyandıysa, arzusu varsa tabii ki. Tamam? Arzusu yoksa dediğim gibi ızdırap arzuya getirir. Ama eğer hazır öğreniyorsa, biliyorsa yaratılışın bir amacı var. Buna da gelmem lazım. O zaman yaratanın yaklaşımı da farklı. Çünkü yaratan diyor ki sana söylendi, anlatıldı. Bahanen var mı? Yok diyor. Ona göre de bize yaklaşım var. Bir çocuk ne kadar büyür ise anne ve babanın o çocuktan beklentisi o kadar fazla. Bizler de bilgi olarak, bilinç olarak geliştikçe yaratanın bizden beklentisi o kadar fazla. Beklentiye cevap veremez isek anne baba bizi hayatta itmek zorunda ki yaşımıza uygun davranış seviyesine gelelim. Yaradan da aynı şekilde yapıyor. Hayat çok basit. Tamam, dünyevi hayata bakarsak hayatın bize nasıl yaklaştığını maneviyatta da anlayabiliriz. İstanbul'dan Yasemin Hanım diyor ki yani 224 yıl içinde herkes ıslah mı olacak? Mecburen dünyanın koşulu gelecek. Şimdi dünyada 3. Dünya Savaşı da olabilir. Allah korusun 4. de olabilir. Bağlasulam yazdı bunlarla ilgili. 3. ve 4. Dünya Savaşı olabilir diye. Niye olabilir? Çünkü her şey 4 safhada gelişiyor. Tamam mı? Günün 4 safhası var. Yılın 4 mevsimi var. Vesaire vesaire. Tamam. Ama olmak zorunda değil. İkinci Dünya Savaşı da olmak zorunda değildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce İkinci Dünya Savaşı'nı Bağlasulam yazmasına rağmen. Tamam. Bu safhalardan geçmek zorunda değil insanoğlu. Eğer çalışmayı yaparsa geçmeden ilerleriz. Yoksa sıkıntı. Son sorumuz İstanbul'dan Işıl Hanım'ın sorusu. Ben olağanüstü şeyler öğrenmeyi bekliyorum. Yanılgıda mıyım demiş. Gerçekleri öğrenme beklentisinde olabilirsiniz. En doğrusu o. Gerçekte kişinin kendisinin nasıl bir varlık olduğunu ilk etapta öğrenmesi. Tamam. Olağanüstü mucizeler vesaire bekliyorsanız, ne bileyim gökten bir şeylerin geleceğini vesaire, bu bir yanılgı olur. Tamam. Manevi çalışmanın amacı kişinin tüm derinliğiyle kendi niteliklerini ve kendisini keşfetmesi ve buna karşıt olan yaratanın tüm niteliklerini de keşfetmesi. O yüzden maneviyat bir bilim. Dolayısıyla olağanüstü bir beklenti derken, yani özel güçlerimiz falan yok. Hollywood filmlerinde olduğu gibi öyle şeyler düşünüyorsanız öyle bir şey yok. Tamam. Ama gerçeği keşfetmek, bu evet var. Şimdi arkadaşlar sanıyorum 58 kişi online. 58 kişi olmuşuz. Gayet güzel bir rakam. Arkadaşlar eğer ilgisini çeken arkadaşlarınız varsa, maneviyat, kabala, şu bu,
davet etmek istediğiniz ikinci derse gelebilirler, kayıt yapabilirler eğitim merkezinden. Tamam, bu dersi sonuçta bir arşivden dinleyip bizimle yola devam edebilirler. Sorun değil. O yüzden arkadaşlarınız varsa davet etmek istediğiniz, ilgisini çekeceğinizi düşündüğünüz davet edebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Kitaplarınız yoksa lütfen sitemizden edin. Tamam, bunlar sizin için iyi. Yoksa kitaplardan öyle bizim bir şey aldığımız yok. Zaten hatta biz kitaplardan hiç para kazanmıyoruz. Bize bir geri dönen bir şey yok kitaplarda. Ama bunların hepsini de arkadaşlar çevirdi, onu da söyleyeyim size. Tüm kitaplarımızın hepsi dostların çevirdiği kitaplar. Yani her dost bir sonraki gelecek arkadaşa yardımcı olmak uğruna zamanını verdi bu kitapları çevirebilmek için. Hiçbirini parayla çevirtmedik yani. O yüzden dostların emeği var ve manevi yolda ilerlerken de kitaplar çok önemli. Çünkü en azından siz kendiniz için gelişiminizde katkı sağlayan şeyleri çalışıp öğrenmek, size uygun mu, uygun değil mi, ne yapacağız, ne edeceğiz vesaire bilmeniz için iyi. Kaldı ki kitaplardan okudukça, çalıştıkça içinizde yeni sorular ortaya çıkacak. Bunlar gelişimin göstergesi. O yüzden faydası var kitapları edinmenizin. Arkadaşlar, herhangi bir sorunuz var ise şu e-posta adresine yazabilirsiniz. Tamam. Her türlü sorunuz için bize yazabilirsiniz ve eğer kafanıza takılan bir şey varsa bir sonraki derste de tutabilirsiniz. Konuyla alakalı olmasa bile bir sonraki dersin konusuyla ilgili olmayan soruları da dersin sonunda cevap vermeye çalışıyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Yukarıdan bir mani olmadığı sürece de, Allah'tan mani olmazsa yani, çarşamba günü tekrar akşam görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, görüşmek üzere.